Evet arkadaşlar, merhabalar. Şimdi biyo transformasyon olayını inceleyeceğiz. İlaçları vücuda verdik, absorbe ettirdik ve vücutta dağıttık. Şimdi de bu ilaçlara vücut ne yapıyor? Onunla ilgili dersimizi anlatacağız. İlaçlar uygulandıkları andan itibaren çeşitli enzimatik olayların etkisine maruz kalırlar. İlaçların enzimlerin etkisiyle vücutta kimyasal değişikliğe uğraması olayına biyotransformasyon denilmektedir. Aslında bu olay çoğu zaman biyoinaktivasyon olayı olmasına rağmen ön ilaç şeklinde verilen ilaçlar ile bazı ilaçlar için biyoaktivasyon olayıdır. Biyotransformasyonda normalde detoksifikasyon olay olmasına rağmen bazen çıkan ürünler toksik etki yapmaktadır. Bundan dolayı da toksik bileşikler oluşturabilmektedir. Buna örnek verecek olursak, mesela Dapson çıkan metaboliti N-hidroksidapson ne yapıyor bu toksik etkisi? Methemoglobinemi yapmakta. Bunlardan diğer bir örnek verecek olursak kloroform, bu da çıkan ürünü metaboliti fosgen, bu da yine karaciğer toksitesine ve böbrek toksitesine neden olmakta. Metoksifluran mesela, bunun çıkan ürünü de fluorur. Bu ne yapıyor? Böbrek toksitesine neden olmakta. Demin söyledik, ön ilaç. Ön ilaç nedir? Kendisi vücutta etkisizken vücutta metabolize olduğunda etkin hale gelen ilaçlardır, bileşiklerdir diyebiliriz. Bazen bu ilaçlar maksatlı olarak ön ilaç şekline girdirirler. Bunun nedenleri nelerdir? Şöyle, gastrointestinal sistemden absorpsiyonunu artırmak için ilaç lipofilik hale getirilerek biyo yararlarını artırmak için ön ilaç haline sokulurlar. Yine uygulama yerinden emilimin yavaşlatılması ve bu şekilde de etki süresinin uzatılması amacıyla yine ön ilaç şekline sokulurlar. Diğer bir nedeni ise ilacın ağızdan alınması sırasında tadı hoşa gitmeyen ve kokusu hoşa gitmeyen ürünlerin tat ve kokusunu maskelemek amacıyla yine ön ilaç şekline sokulurlar. Şimdi deminki dediğimiz gibi ön ilaçların bazıları aktif değildir. Çıkan metabolitlere aktiftir. Bazı ilaçların hem kendisi hem metabolitleri aktiftir. Ve bazı ilaçların da kendisi aktif değilken metabolitleri pardon, kendisi aktifken metabolitleri de inaktif duruma getirilmiş oluyor. Bunlara örnek verecek olur isek, mesela kloral hidrat kendisi aktif değil, ancak çıkan metaboliti olan trikloretanol aktif hale geçiyor. Aspirinin hem kendisi aktif hem de çıkan metaboliti olan salisilik asit aktif oluyor. İlaçların kendisi aktif olan çoğu ilaçlar kendisi aktifken çıkan ürünleri inaktif edilmiş oluyor. Bu tabloda bunu görmüş olduk. Metabolit nedir? Biyotransformasyon sonucunda elde edilen ürünlere metabolit denilmekte. İlaçların çoğu birkaç kimyasal reaksiyona girdiği için birden fazla metaboliti oluşabilmektedir. Biyotransformasyon sonucu ilaçların sadece etkileri değil, aynı zamanda farmakokinetik özellikleri de değişir. Yani hem vücuda yaptığı farmakodinamik etki değişiyor, hem de ilacın farmakokinetik etkisi değişiyor. Yani daha lipofilik hale, daha polar hale geliyor ve bu şekilde de
suda çözünür hale geldiği için ilaçların atılması kolaylaştırılmış oluyor. Metabolitlerin yarı ömrü çoğunlukla ana bileşikten daha kısadır. Şimdi arkadaşlar burada da metabolizasyonun basamaklarını görüyoruz. Metabolizasyon faz 1 ve faz 2 tepkimeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bazı ilaçlar vardır. Faz 1'i direkt olarak atlar, direkt olarak faz 2 reaksiyonlarına maruz kalırken çoğu ilaçlar ise hem faz 1'e hem de faz 2 reaksiyonlarına uğramaktadır. Bu biyotransformasyon enzimleri sadece ilaçları değil, aynı zamanda vücuttaki diğer kimyasal maddeleri de, besinler hariç, onları da yıkarlar. Mesela egzoz gazı, insektisitler, kirli hava, sigara dumanı, bunları da bu biyotransformasyona katılan enzimler yıkarlar. Ksenobiyotik nedir? Gıda maddeleri dışında vücuda giren ilaçlar dahil bütün kimyasal maddelere denilmektedir. Peki bu enzimatik olaylar nerelerde yapılmaktadır? Öncelikle karaciğerde, böbrekte, akciğerde, gastrointestinal sistem mukozasında ve kanda meydana gelmekte. Non enzimatik olaylar ise pH'a bağlı olarak plazmada şekillenmektedir. Enzimatik olaylarda dediğimiz gibi birinci ve ikinci faz reaksiyonları vardır. Birinci faz reaksiyonları ile ilaçlar polar hale getirilirken ikinci faz reaksiyonları da ise polar hale getirilen bileşikler daha polar hale getirilirler. İkinci faz reaksiyonu ise aslında sentez reaksiyonlarıdır. Bazı ilaçlar deminki dediğimiz gibi birincisine maruz kalıp atılırken çoğu ilaçlar ise her iki reaksiyona da maruz kalırlar. Mesela burada örnek verecek olur isek sol taraftaki gördüğümüz bu sitokrom P450'nin alt substratları CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 şeklinde isimlendirilmiş bu enzimler. Peki bunlar ne yapıyor? 1A2 mesela antidepresanları, ksantinleri, polisiklik aromatik hidrokarbonları, parasetamolü, propranolu ve varfarini yıkımlıyor. 3A4 de ise birçok ilacı yıkan enzimdir arkadaşlar. Şimdi bu reaksiyonları tek tek bakacak olur isek arkadaşlar. Bu reaksiyonlara tek tek bakacak olur isek birinci faz reaksiyonlarından bir tanesi oksidasyon. Mikromuzal oksidasyon olayıdır. Sitokrom P450 enzimi ile oluşur. Bu enziminde çok sayıda alt izoenzimleri bulunmaktadır. Özellikle karaciğerde olmak üzere birçok doku ve organda da bulunmaktadır. Aynı zamanda kan beyin bariyerinde de bulunmaktadır. Deminki saydığımız yerlerde, böbrekte, gastrointestinal sistem mukozasında, akciğerde, çoğu yerde bulunmakta. Bu enzimler ilaçlardan başka birçok endojen maddeleri de yıkımını gerçekleştirirler. Neden buna P450 denilmekte? Şundan dolayı karbon monoksidi indirgenmiş şekilde, kovalent şekilde bağlıyor. Bu da absorpsiyon spektrumunda 450 nanometrede pik seviyede oluştuğu için buna sitokrom P450 denilmektedir. Yine oksidasyonda örnek verecek olursak alifatik hidroksilasyon, NO esil dealkilasyon, desülfürasyon, deaminasyon, SN oksidasyon ve N hidroksilasyon olayları gerçekleşmektedir. İkinci olan, yani birinci fazın ikinci tepkimesi indirgenme
olayıdır. Üçüncüsü, evet, birinci faz tepkimesinin ikinci basamağı indirgeme olayıdır. Aldehitlerin alkollere dönüşmesi, azo grubunun aminlere dönüşmesi, nitro grubunun amin veya hidroksilamine dönüşmesi bunlara örnektir. Üçüncü reaksiyon ise kopma olayıdır. Hidroliz oluşmakta, yani kan, karaciğer, böbrek ve santral sinir sistemindeki esterazlar tarafından oluşmaktadır. Yine asetilkolinin de parçalanmasına asetilkolin esteraz enzimi tarafından yıkımlanmaktadır. Yani kolin ve asetilko enzimaya dönüşmesi, kopma olayına bu da örnektir. Gerçek kolinesteraz santral sinir sistemindeki sinapslar ile al yuvarlarda bulunurken, pseudo kolinesterazlar ise plazmada, cilt ve bağırsaklarda bulunur. Yine diğer bir tepkime olayı dekarboksillenme, glikozitlerin hidrolizi, 10N-S dealkilasyon, aynı zamanda oksidasyon olayıdır. Peki ikinci faz reaksiyonlarda ne oluyor? Bunlarda polar hale getirilen bileşiklere bir vücuttaki endojen bir maddenin kovalent bağ ile bağlanarak vücuttan uzaklaştırılması kolaylaştırılmış oluyor. Bunlara örnek verecek olursak, glukuronik asidin asit ile konjugasyon meydana gelmekte, sülfat ile konjugasyon, glutatyon ile konjugasyon, amino asit ile konjugasyon, N ve O metilasyon ve N asetilasyon olayları ikinci faz konjugasyon olaylarına örnektir. Yine faz 2 ilaçların metabolizma reaksiyonlarını örnek verecek olursak, mesela glukuronizasyonda ne oluyor? Asetaminofeni, diazepamı, digoksini, morfini ve sulfametiyazolu glukuronidasyon olayıyla konjugat oluşturmuş oluyor. Diğer bir ikinci faz reaksiyonu mikrozomal enzim indüksiyonu ve mikrozomal enzim inhibisyonu. Şöyle ki arkadaşlar, burası önemli. Bazı ilaçlar vardır, onu yıkan enzimi indüklerler. Bazı ilaçlar da vardır, onu yıkan enzimi inhibe ederler. Bunun önemi nedir? Bunun önemi şimdi göreceğiz. Şeyde, ileriki slaytta. Bir ilacın biyotransformasyon hızını farklı bireyler arasında belirgin olarak değişiklik göstermekte. Irklar arasında da bunlar aynı şekilde. Genetik veya ilaca bağlı farklılıklar meydana gelmekte. Bazı ilaçlar için yaş veya ilaca bağlı farklılıklar önemlidir. Mesela etanol, alkolün ilk geçişi metabolizması erkeklerde kadınlara göre daha fazla olması buna bir örnektir. Sigara içmek bazı ilaçların metabolizmasını arttırabilir. Mesela teofilin kullanan bir hasta, atıyorum 1 miligram bölü kilogram alıyor ise, sigara içtiği için bu teofilinin etkisi daha az olmaktadır. Diğer bir faktör genetik faktörler. İlaç metabolize edici sistemler genetik olarak belirlenmiş şekilde aileye veya popülasyon bazında farklılık gösterebilir. Diğer bir olay, esterlerin hidrolizi. Mesela sütünkolin bir esterdir ve plazma kolinesterazları tarafından metabolize edilirler. Bireylerin çoğunda bu süreç çok hızlı seyreder. Yaklaşık 2500 kişide bu enzimin anormal formu bulunmakta. Bu bireylerde succinylcholin tek dozu ile gelişen nöromusküler paralizi saatlerce sürebilmektedir. Aminlerin asetilasyonunda mesela izoniazid ve hidralazin ve prokainamid gibi bazı aminler en asetilasyon ile metabolize edilir. Asetilasyon kapasitesi yetersiz bireylerde bu ilaçların normal dozlarına uzamış veya toksik yanıtlar görülebilir. Bu kalıtımla geçer. Oksidasyon
Debisoquin, Spartein, Fenformin, Dextromethorphan, Metoprolol ve diğer bazı trisiklik antidepresanlar Sokrom P450 izo enzimleriyle oksidasyon hızını genetik olarak belirlediği Evet, dediğimiz gibi önemli olan yere geldik arkadaşlar. Enzimin indüksiyonu. Nedir bu? Belirtildiği gibi indüksiyon genellikle karaciğerdeki Sokrom P450 bağımlı ilaç oksidasyon enzimlerinin sentezinin artışından kaynaklıdır. P450 ailesi birçok izoenzimleri vardır dedik. Onları söyledik. İndükleyiciler selektif olarak izoenzimlerin alt gruplarını artırır. Maksimum indüksiyon için birkaç gün gereklidir. İndükleyicinin kesilmesinden sonra da geri dönüş için benzer süre gereklidir. İlaç metabolizmasının güçlü indükleyicileri arasında karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ve rifampin sayılabilmektedir. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ekranı büyüteyim. Asetaminofen, klozapin, haloperidol, trisiklik antidepresanlar ve varfarini yıkan Sitokrom P450 1A2 substratının indükleyicisi olan benzopiren tütün dumanında bulunuyor. Karbamazepin, fenobarbital, rifampin ve omeprazol bu 1A2'yi indüklediği için asetaminofenin, klozapinin, haloperidolin ve trisiklik antidepresanın etki süresini kısaltmış oluyor. Anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Asetaminofen, klozapin, haloperidol, trisiklik antidepresanlar ve varfarini kim tarafından metabolize ediliyormuş? Sitokrom P450 1A2 tarafından. Peki bu sitokrom P1A2'yi indükleyen, etkisini artıran ilaçlar nelerdir? Bunlar da benzopiren, karbamazepin, fenobarbital, rifampin ve omeprazol. Bunlar 1A2'yi indüklediği için deminki saydığımız yani şu sağ taraftaki ilaçların metabolizmasını hızlandırmış oluyor. Hakeza aynı şekilde bir alt satırdaki de yine 2C9 kimi metabolize ediyor? Barbituratları, klorfenikolü, doksorubisini, ibuprofeni, fenitoini, klorpromazini, steroidleri, tolbutamidi ve varfarini metabolize ediyor. Peki bu 2C9 kim tarafından indikleniyor? Barbituratlar, özellikle fenobarbital, fenitoin, pirimidon ve rifampin tarafından indiklendiği için sağdaki sayılan ilaçların etkisi azaltmış oluyor. Yine trisiklik antidepresanları metabolize eden 2C19'u indükleyen karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, rifampin. Aynı şekilde 2E1, 3A4 bunlara örnek verebiliriz. Diğer bir önemli olay enzimlerin inhibisyonu. Deminki saydıklarımızın tam tersine bunları nasıl indikliyorsa inhibe edenler de var. Mesela greyfüt çoğu derler ki ilaç alırken greyfüt suyu içme. Neden? Çünkü bu greyfüt suyu aldığın ilacı parçalayan enzimi inhibe ettiğinden dolayı. Şöyle ki şu tabloda gördüğümüz gibi mesela asetaminofen, klozapin, haloperidol, teofil, trisiklik antidepresanların etkinliğini metabolizasyonunu inhibe eden diğer ilaçlar simetidin, fluorokinolonlar, greyfurt suyu bunlar 1A2'yi inhibe ediyorlar. Yani inhibisyon sonucunda sağdaki saydığımız ilaçların etki süresini artırmış oluyorlar. Neden? Parçalanmadığı için. Bu ilaçlar da inaktive edilmediği için. Mesela 3A4 çoğu ilaçların çoğu ilaçları metabolize eden enzimdir. 3A4'ü de inhibe eden amiodaron, azol antifungaller, sonra simetidin gibi ilaçlar
bu 3A4'ü. Evet arkadaşlar, bandikamla çektiğim için yarım yarım kalıyor. Dedi ki çoğu ilaçları metabolize eden 3A4 enzimi kim tarafından inhibe ediliyor dersek, amiodaron, azol antifungaller, simetidin, klarotromisin, siktosporin, diltiazem, eritromisin, florokinolonlar, greyfurt suyu yine, HIV proteaz inhibitörleri, metronidazol, kinidin, serotonin, seçici serotonin reuptake inhibitörleri ve tacrolimus gibi ilaçlar 3A4'ü enzimini inhibe ettiği için diğer ilaçların toksisitesini artırmış olabilir. Teşekkür ederim.